Sizler 1623 yılında İstanbul'da, Samatya'da ilk defa yapımına başlandı. O tarihten 1977 yılına kadar devam etti. 77 yılından sonra, Lincan'ın ölmesinden sonra bu iş tamamen kapandı. Biz de boşta kaldık. Dolaştık. Hiçbir iş yapamadık. Sonunda bu işi yapmaya karar verdik. Ham maddesi bakır kalay bazı özel alışımlar haricinde çoğunlukta olan alışım bu. Tabii ki bu iki maddenin eridikten sonra fırında tavlayıp silindirde çekilerek istediğimiz ebat ve boylara getirdikten sonra çekiç aşaması var, onu söylemiştik zaten. Çekiç aşamasından sonra sıvama yapılıyor. Sıvama yapıldıktan sonra da ziller zil deposuna geliyor. Mehmet Bey ve benim tarafından özellikle intinayla seçildikten sonra verilen siparişlere göre sandıklara hazırlanıyor. Dünyanın her tarafına gönderiyoruz. Ve bundan da kıvanç duyuyoruz. Thank you.
en azından bir elemanın, çalışan bir elemanın 5-6 sene emek vermesi lazım. Bu ömürde ömürde alın teri yapması lazım. Herhangi bir yapılan iş gibi değil. Daha açıkçası hiçbir sanata benzemez. Zil yapma. Bayağı bir uğraş ister, bayağı bir sanat ister. Özen göstermek lazım. Osmanlı İmparatorluğu zamanında harbe giderken zurna, davul, zil böyle meydan sazı olarak harbe gidilir. Karşısındaki düşmana korku verirdi. Bir yerden de Müslümanlara şevk verirdi. Şimdiki görevi mehteran bölüğünde o zaman yaşatmak. Fakat bu mehteran bölüğünde şu an için marşları çalmaktayız. Ondan sonra klasik eserler çalmaktayız. Zil, mehteran bölümünde usulleri atan, usul çalarken güzel tınıları olan bir sazdır. Yeri geldiği zaman mehteran bölümünde, yeri geldiği zaman da klasik sazlar arasında çalınabilir. Güzel bir sazdır.
İstanbul zillerinden bahsetmek istiyorum. Neden İstanbul zilleri? Çünkü dünyada çeşitli fabrikalarda fabrikasyon olarak çeşitli kuruluşlarca ziller yapılmakta. Ama tabii bu teminde bahsettiğim gibi fabrikasyon olarak yapılmakta. Bir tek dünyada bizim ülkemizde İstanbul'da Mehmet ve Agop diye iki arkadaşın el yapısı dövme olarak İstanbul zillerini zilciyandan kalan alışkanlıklarıyla sürdüren tek firma bu İstanbul zilleri. Ve aynı zamanda da hakikaten dünyada her zilin, gördüğünüz her zilin bir eşi yok. Neden eşi yok? Çünkü o materyali alıp ustanın kendi kulağıyla döverek açması ve o tınıyı bulması ve aynı ustaya bu zilin bana aynı tınıyı, aynı zili yapar mısınız dediğinde yapma şansı yok. Çünkü gerçekten her zilin kendine göre başka bir tınısı var. Hepsi başka karakterde ve aynı ölçülerde dahi olsa yine hepsinin başka karakterde olmasının tek sebebi de işte demin de bahsettiğimiz gibi el yapısı oluşundan. Bu yüzden ben bu zilleri çalmaktan çok memnunum ve mutluyum.